istiyorum size. Hakan Çelik CNN Türk'te bir soru soruyor. Fethullah Gülen nasıl oluyor da bu kadar güçlü olabiliyor diye. Buyurun, cevap ne? Fethullah Gülen bu kadar büyük bir kitleyi uluslararası toplumda, Türkiye'de nasıl, hangi güçle, hangi araçlarla harekete geçirip kontrol edebiliyor, etki edebiliyor üzerinde? Nedir onun farklılaştıran? Bakın, özellikle belki size çok komik gelecek ama bunu enteresan bir metotla yapıyor. Nedir o metot? Üç harflerle yapıyor. Ne demek istiyorsunuz? Herkes bundan sonra biraz da onu tartışsın. Biraz ipucu verin. Bu konuları yakından takip etmeyenler anlamamış olur. Üç harflerle yapıyor. İnsanları cinler esir mi alıyor? Cinler mi? Evet, cinlerden esir mi alıyor? Bahsediyor. Evet. Nasıl yani? Böyle. Böyle. Şimdi bu ülkede bu kişi, dediğim gibi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Gazeteci arkadaşlarımızın kitaplarda belgeleriyle yazdığı üzere parsel parsel FETÖ'ye bir şeyler verildi. Sonra FETÖ nedeniyle mi, başka nedenle mi henüz anlamadık, açıklanmadı. İstifa ettirildi. Görevden alındı. Görevden alındı. Böyle de bir hoş yadigar kaldı bu cümleler gibi. Ama biz bunları yıllardır yaşıyoruz, 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 yaşıyoruz. Gele gele hakikaten nereye geldik? Ya işte bakın, cemaatler ve tarikatlar Türkiye'nin sosyolojik bir gerçekliği. Yani bu sosyolojik gerçekliği dışlayamayız. Yani Ermeni toplumu da şu anda bir halktan bir cemaat olarak. Neyi kastediyorsunuz? Şunu yani demek istiyorum. Nasıl cemaatler var. Mesela Ermeni cemaati de denir, Ermeni halkı da denir. Mesela efendim Nur cemaati denir. Bunlar sosyolojik gerçeklikler, tarihi gerçeklikler. Ancak bir de devlet yapımız var. Şimdi devlet yapısının içine bu cemaatler etki göstermeye başlarsa. Ya da tarikatlar. Tarikatlar. Mesela FETÖ vardı. Efendim, menzil tarikatı mesela. Menzil tarikatı. Şimdi deniyor ki Eğitim Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı, şu bakanlıkta, bu bakanlıkta yalnızca menzilciler var. Veya şurada yalnızca nurcular var. Nurcu olmazsan hak şuraya giremezsin. Var. Efendim bilmem neci olsun. Bu kabul edilemez. Şimdi herkesin sonuçta bir aidiyeti olabilir. Ben de Ermeni halkının, Ermeni cemaatinin bir üyesiyim. O kimliğim ayrı bir kimliktir. Ama Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesiyim ben. Ve bu kimliğimle ben hareket etmek durumundayım. Yani efendim ben yarın iktidara gelsek, şu Sağlık Bakanlığı'na benim cemaatimden birisi gelsin diye bakamam. Benim cemaatimden birisi de liyakati varsa gelebilir. Ama liyakati yoksa gelmemelidir. Sorun şu, yani bu şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da parsel parsel bu cemaate, bütün Ankara'yı verdi. Başkanı. Geçmişteki başkanı bu anlamda verdi ve hesap vermedi. Sıkıntı bu. Ya. Hesap vermedi. Yani bunu itiraf etti. Bülent Arınç, eski sonuçta meclis başkanı, başbakan yardımcısı, dedi ki parsel parsel sattı dedi. Tek bir savcı gidip Ayşenur Hanım gidip de ya arkadaş siz bunları nasıl yaptınız diye hesap sormadı. Ama bir gencimiz efendim barınamıyoruz diye tweet atsa, eylem yapsa, onları alıp günlerce cezaevinde tutuyorsunuz, aylarca cezaevinde tutuyorsunuz ama İtiraf edenlere yapmıyorsunuz. Bakın Hrant Dink'le ilgili konuşuyoruz. Bir örnek daha vereceğim. Süleyman Soylu. Bundan 8 ay önce Hrant Dink'le ilgili dedi ki, televizyon programında dedi. Hrant Dink cinayetinin baş faillerinden birisi, görünen faillerinden birisi Erhan Tuncel. Hı hı. Erhan Tuncel'i Sedat Peker'e kim emanet eder dedi. Hangi sistem emanet eder dedi. Böyle bir açıklama yaptı ve televizyonda yaptı bunu, evet. 8 ay önce. Ya şimdi büyük bir olay değil midir? Bir İçişleri Bakanı ciddiye almak gerekir değil mi? Diyor ki Hrant Dink cinayetinin baş görünen faillerinden birisi Erhan Tunceli Sedat Peker'e emanet ettiler diyor. Bir sistem emanet etti diyor. Şimdi bu duruma ne yapar? Korumaya aldı, evet, yönlendirdi. Şimdi böyle bu duruma ne yapar bir ülkenin, devletin yargısı? Gider bir savcı İçişleri Bakanı'na siz ne demek istediniz, ne biliyorsunuz der. Ya da İçişleri Bakanı gider savcıya bildiklerini anlatır ama 8 aydır kimse bildiklerini anlatmadı. Bu bile Hrant Dink cinayetinin aslında karanlıkta bırakıldığının net bir göstergesi. Efendim bizimle oyun oynuyorlar. 14-15 yıldır önce Ergenekoncu denilenleri bir şekilde yargılıyormuş gibi yaptılar. Daha sonra cemaatçi denilenleri yargılıyormuş gibi yaptılar ama cemaatçi denilen Ali Fuat Yılmazer konuşmaya kalktı. Ben anlatacağım bilgilerini dedi. Kızını tutukladılar. Kızını tutukladılar ve sustu.
Daha sonra efendim Hrant Dink cinayetiyle ilgili MIT görevlileri, bakın 2005 yılında MIT'te tehdit edildi Hrant Dink. Efendim siz Sabiha Gökçen'e Ermeni dediniz, başınıza iş gelir diye tehdit edildi. Bu MIT görevlileri geçen yıl mahkeme bu MIT görevlileri dinlensin diye karar aldı. Heyet değiştirdi. Heyeti değiştirdiler ve MIT görevlileri dinlenmesin diye şimdi karar aldılar. Cinayetin üstünü örtüyorlar. Yani şimdi cezasız kalan her suçun tekrarlayacağına inanırım ben. Ve bu suç da cezasız bırakılıyor. Ve 15 yıldır cezasız bırakıldığı için de Ayşenur Hanım, bir daha siyasi cinayet bu ülkede olmaz diyebiliyor muyuz? Ben diyemiyorum. Şimdi siyasi çünkü Hrant Dink cinayeti bir arınma davası olabilirdi. Bakın şimdi güvercin tedirginliğinden söz ediyordum ya. Hrant Dink'in çok vasiyet gibi bir yazısı vardı geride bıraktığı. Evet. Muazzamdır. Evet. Bütün bu başına gelenleri, tabii, süreci anlattığı, linç girişimlerini, medya tarafına hedef göstermesi, neler, yargı neler tarafına hedef göstermesi. Evet, yazdığı o yazının sonunda şöyle bir paragraf vardır. Verelim. Diyor ki, işte size bedel, işte size bedel. İnsanı güvercin ürkekliğine hapsetmenin nasıl bir bedel olduğunu bilir misiniz siz ey bakanlar? O soruşturmaya dava izin verenleri kastediyor. Siz hiç mi güvercin izlemezsiniz diyor. Şimdi bakın aradan 15 yıl geçmiş. Hala daha birçok insan öldürülmese de medeni ölü haline getirilerek, yeni deyimle. Hedef gösteriliyor. Hedef gösterilerek ya da mesela Osman Kavala. Osman Kavala'nın hayatından 5 yıl alınması bir suikast değil mi? Öyledir. Yani suikast olması için illa tabanca, kurşun ve ölüm mü olması gerekiyor? Bir Levent Gültekin'e saldırının, işte İyi Partili kim isimlere saldırıların, Kavala'nın yıllardır içeride olmasının hiçbir manası yok. Bak Levon Yervant Giritliyan, o kadar çok paylaşım vardı ki ama bu beni çok etkilediği için paylaşmak istedim. Diyor ki, yüzyıllardır aynı topraklarda birlikte yaşamamıza rağmen yıllar sonra yalnızca Ermenice'de ahbarik, kardeşim kelimesini öğrenebildik. Onu da öğrenebilmek için Hrant'ın o kaldırımda can vermesi gerekti diyor. Şimdi bu ülkede biz Kürtçe bir cümle kuramıyoruz. Bu ülkede biz ahbarikten başka bir Ermenice kelime bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Ermeni mezesi yiyoruz ama Ermenice bilmiyoruz. Kaç Ermeni yaşar bu ülkede? Yezidilerin, ya Ezidiler için mavi yasak renktir. Evet, giymezler. Giymezler. Kullanmazlar. Kuzey Irak'ta IŞİD'in elinden kaçıp da geldiklerinde kampa yardım malzemeleri gidiyordu. Nurcan Baysal yazmıştı. Evet. İnanılmaz etkilenmiştim. Yardım malzemesi gidiyor. Mavi terlikler, mavi plastik terlikler. Ya birazcık izan ya, birazcık izan ya. Biz de, ben de orada görevliydim aktivist olarak. Osman Kavala ile beraber istedik, biliyor musunuz? Osman Kavala ile birlikte çadırlar organize ettik efendim.